Mücadeleyle hemen yine başlayalım. Dün akşama gidelim. Fenerbahçe'nin Trabzonspor tek golle geçti ve krizden çıktı. Karşılaşmayı değerlendirerek başlayalım. Serkan Korkmaz, krizden çıktı dedim ama gerçekten krizden çıktı anlamına gelir mi gelmez mi? Bunu tabii ki detaylıca konuşacağız. Fenerbahçe açısından ilk olarak şunu sormak istiyorum. Bu galibiyeti doğru ifadeyle nasıl değerlendirmek lazım? Konsantrasyon mu, motivasyon mu? Yoksa oyuncuların hocalarına sahip çıkış, şampiyonluğa inanış mücadelesi mi? Sizin değerlendirmeniz ne olur? Yani her şeyden önce ben dün beklediğim gibi bir maç buldum. Ama hani senaryoya baktığınızda biri diğerinden bir tık daha iyi bir takım vardı. O takım Trabzonspor olur zannediyordum. Maçta büyük bir ihtimalle hatırlayacaksınız 0-0 başlar, 0-0 devam eder ve 0-0 biter diyordum. Evet. Beklentimin sadece o bir tık iyi olan takımın Trabzonspor olmadığını, işte Fenerbahçe olarak tezahür ettiğini gördüm. 25 metreden 113 kilometre saatte hızla çekilmiş bir şutla Uğurcan gibi bir kaleciye atılmış muazzam bir golle de maç tek golle bitti. Kendimi çok da yanılmış hissetmiyorum, kimse kusura bakmasın. Yani beklediğim gibi geçti ama şaşırtıcı olan o bir tık iyi olan takımın Trabzonspor değil Fenerbahçe olmasıydı. Tabii ki burada Erol Bulut'un artıları, Abdullah Avcı'nın eksileri, bir takım maç içindeki senaryoların gelişme şekli, kadro tercihleri, bunların hepsi tabii etkili ki, oldu. Evet. Hatta ıslak zemin bile etkili oldu. Aslında bunu da konuşuyorduk hafta sonu. Yağmurlu olacağı belliydi. Zemin ne kadar etkilenir, oyunlar ne kadar etkilenir diye. Ama Fenerbahçe'den bu reaksiyonu Murat Özbostan bekler miydiniz? Yani işte bulundukları durum itibariyle yani böyle bir reaksiyon zaten Fenerbahçe'den bekliyordum. Yani evet, Trabzonspor da bu yarışın içinde tam olarak girmek istiyorsa bu maçı kazanmalı demiştik. Ama bir yandan da Fenerbahçe'nin başka şeyleri vardı. Yani işte hocanın durumu, işte şampiyonluk yarışında ne dedik? Galatasaray kazanırsa 6 puan farkla Santra'ya başlar dedik. Bu da eğer bir mağlubiyet olsaydı ya da bir beraberlik olsaydı o fark, şu andaki 3 olan fark daha fazla olacaktı. Yani ben Fenerbahçe'den beklediğim motivasyonun dışında onu gördüm ama hocanın da yaptığı önemli değişiklikler vardı kadroda. Belki çok büyük bir kumar oynadı. Kaybetseydi bugün zaten hem kendisinin durumu hem de kadro tercihi dün akşam itibariyle çok konuşulabilirdi ama görevine son veriliyormuş yani, sanırım. Ben çok belli yani. Yani Sayın Başkan'ın açıklamaları evet, bu konuda farklı ama çok net anlaşılıyor. Yok, biz bir dakika belki orada diyor ki gelir. Yani burası Fenerbahçe. Ya tabii hocaya sosyal medyaya göre ve medyanın yazdıklarına göre hareket etmeyeceğiz diyor. Yani medya bunu yazarken hocanın görevine son verilmeye de bunu yorum yaparken gelen haberlere göre yaptı. Yani oturup da hocanın hayatına dair, kariyerine dair bir fal açma gibi bir durumumuz yok. Yani sonuçta hoca bir takım değişiklikler yaptı. Belli ki oyuncularını iyi motive etmiş. Başkanın 3 gün arka arkaya Samandıra'ya gitmesi, Emre Belezoğlu'nun yine devreye girmesiyle bu maç Fenerbahçe adına kazanıldı ve kriz bitti. Şimdi Ali Koç'un vücut dilinden biraz bahsettiniz aslında maç sonu yaptığı açıklamayla. Acaba bu maç kaybedilseydi daha farklı olabilir miydi sorusu muhtemelen gündemde kalmaya da devam edecek. İsterseniz bir izleyelim Ali Koç neler söylemiş. Bir bakalım, oradan konuşmaya devam edelim. Bizim açımızdan her anlamda çok zor bir haftaydı. Şubat ayı iki senede bize hiç hayırlı gelmiyor. Peki bu sene de Şubat ayında gereksiz puanlar verdik. Şanssızlıklar yaşadık. Puanlarımızı etkileyen hakem hataları da oldu. Bu gece oyuncuların çok önemliydi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkan olmak, hoca olmak, sportif direktör olmak, futbolcu olmak çok zor. İki günde yerden yere vurabiliyorsunuz. İki günde gökleri çıkartabiliyorsunuz. Bu maçı kazandık. Şampiyon olmadık ama önemli bir adım attık. Kaybetsek de bir şey bitmeyecekti. Çünkü daha çok yol var. Hocamızı tebrik ediyorum. Takımımızı tebrik ediyorum. Kenetlendiler, konuştular, birleştiler. Bir ve bütün oldular ve burada ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalıştılar. Bugünkü futbolla puan kaybetsek de ben memnun ayrıldım buradan. Ki bugün gösterdik bir ve bütün olunca ne olacağını. Ama biz sosyal medyaya göre veya gazete yazanlara göre hareket etseydik
pek çok değişiklikler yapmamız gerekir bugüne kadar. Tabii ki söz konusu değil. Yani bizim burada yapmamız gereken Erol Hoca ve ekibine, başta sportif direktörümüz, ondan sonra biz futboldan sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve başkan olarak onun başarılı olabileceği, takıma en yüksek potansiyel getireceği ortamı sağlamaktır. Zaman zaman bu ortamı sağlayamamış olabiliriz. Ama yani inanın hem hocamız hem sportif direktörümüz hem de yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Aslında Ali Koç çok net bir şekilde hocamızı göndermeyi düşünmedik diyor. Ama size aksini düşündüren ne oldu Serkan Korkmaz? Tabii ki Fenerbahçe Başkanı, Fenerbahçe Başkanı gibi konuşmak zorunda. Üstelik Trabzon'da kazanmış Fenerbahçe Başkanı gibi konuşmak zorunda. Yani yanılıyor olabilirim ama benim yorumum, benim okuma şeklim bu. Yani benim anladığım ilk defa başkanlık süresince 3 kez Samandıra'ya gitmiş bir başkan var. İlk defa. Yani bu maçın ne kadar önemli olduğu bize, yönetime ve Fenerbahçe'ye yakın kaynaklardan ve kanaat önderlerinden çok net bir mesaj olarak verilmişti. Yani duramazdı Erol Bulut, sanmıyorum. Çok fazla direnemezdi Trabzonspor'a yenilseydi. Aslında Samandıra'dan gelen bilgiler de Ali Koç'un tüm ziyaretlerinde hani çok yumuşa, havayı çok yumuşatan konuşmalar değil, tatlı sert konuşmalar yaptığı şeklindeydi. Evet, tatlı sert konuşmalar yaptığı şeklindeydi. Zaten maçtan önceki gelişmelere baktığınızda da öyle çok yumuşak, güllük, gülistanlık bir havada yoktu. Herkes Caner gergin. Kadro, gergin, evet, Caner kadro dışı bırakıldı. Caner'in kadro dışı bırakılması üzerine Fenerbahçeli takım arkadaşlarının onun sosyal medya paylaşımlarını beğenip beğenmemesine göre bile bir rüzgar. Tabii. Hatta zaman zaman sert esen, zaman zaman fırtınaya çevrilebilen rüzgarlar estirildi. Ortam gergindi. Hı hı. Fenerbahçe'yi takip eden medya mensuplarından, muhabirlerden, yorumculardan, kanaat önderlerinden, atanmışlardan, seçilmişlerden gelen mesajlar gergin bir ortamın olduğu şeklindeydi. Bu Trabzonspor için bir avantaj, Fenerbahçe için bir dezavantaj olarak yorumlanıyordu. Ben de dahil olmak üzere. Ama öyle olmadı. Bir kere hatırlarsanız şöyle bir çıkarım yapmıştım ben de. Pek çokları da yapmıştı. Ya madem bu Erol Bulut'un kader maçı, kardeşim bu maçın sonunda faturayı ben ödeyeceksem yemeği de ben hazırlayayım, yemeği de ben yiyeyim. Yani faturayı ben ödeyeceğim. Ozan'ın yedek kalışı çok enteresan. Bakın, benim Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın orta sahasında görmeye aday iki ismim var. Taylan ve Ozan. Onlar bu haftalarda yedek kaldı. Yedek kaldılar. Bakın, nasıl rüzgarlar bir anda tersine esebiliyor büyük kulüplerde. Ozan ya, Ozan bugün Galatasaray'da da hatta Beşiktaş'ta da 11 oynayabilecek bir oyuncu. Ki hani Josef de Souza ve Atiba'ya rağmen diyorum bunu. Galatasaray'da banko 11 oynar. Hani hiç şüpheniz olmasın. Fenerbahçe'nin de bence şu ana kadar en iyi performansları Pelkas 1, Gustavo 2, Ozan 3. Hani orta sahada baktığında. Sosa'da yeni yeni kıpırdanma var. Nerede bu Sosa, nerede bu Sosa diye geçti bir sezon. Ya ben bir Fenerbahçe 11'i hazırlıyor olsam kaleye Altay'ı, önüne artık biraz kafam karıştı, belki de sol beke, Zalai'yi. Orta sahaya Gustavo'yu, sonra Ozan'ı yazarım. Hatta belki çok tepki çekecek Fenerbahçelilerden ama sol bekede eğer Zalai'yi stopere koyuyorsam ezbere Caner yazarım. Ondan sonrasını düşünürüm. Dün akşamki maç pek çok açıdan Fenerbahçe adına ezberin bozulduğu bir maçtır. Tıpkı Galatasaray'da yere göğe sığdırılamayan Taylan'ın 3 maçtır yedek oluşu gibi. Ozan'la ilgili bir süreç mi başladı? Bunu hep beraber hafta içindeki maçta tabii göreceğiz. Tabii saha içi mi, saha dışı mı acaba bu kararın sebebi? Saha dışı olsa Ozan'ı sonradan da oyuna girerken görmezdik diye düşünüyorum. Yani Caner gibi bir muamele görmedi Ozan. Evet, yani ama Ozan bence bu hafta içinde Perşembe günü oynanacak Antalya maçında 11 çıkacaktır. Benim tahminim. Ha, çıkmazsa da bir sonraki maçta çıkacaktır. Ozan'la ilgili sert bir tedbir gibi gelmedi bana. Ama taktik aynısını Caner mı için söyleyemez. Caner için tedbir değil ki, taktik olamaz mı? Sonuçta hocanın olamaz abi taktik. Yani bakıldığı zaman Sosa, Mert Hakan ve Mesut topa sahip oldular mı? Oldular. Top daha çok Fenerbahçe'de miydi? Fenerbahçe'deydi. Yani hem fiziki olarak Mert Hakan mesela çok eleştirilen bir isim ama
bakıldığı zaman dünkü maçın sahada şeyde gölgede iyi isimlerinden ama çok ön plana çıkıp da göklere çıkartılan bir isim hangi olmadı. Hangi isimleri söylediysen Sosa. Mert Hakan'da Sosa dedin değil mi? Mesut. Sosa da iyiydi. Niye Mesut demedin? Mesut on kötü oynadı canım. Neyi söyleyeyim? Çünkü ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Dünkü maçın 11'inde Ozan Tufan illaki olurdu. Yedek soyunması gereken de Mesut Özil'di. Ben Mert Hakan'la Sosa'yı onu gösteremedi ama o cesareti oyundan aldı. O da önemli bir şeydi. Bundan önceki maçta hayır, oyundan alamamıştı. Mesut Özil ne yaptı da dünkü maçta 11 oynadı? Dünkü maçta 11 olmasını gerektirecek tek bir şey söyleyeyim bana. Dünya daha yıldızı önceki, olması bence. Dünya yıldızı olması dışında. Yani Falcao'nun Galatasaray'ın ne yaptın dünya yani? Yıldızı olması bence derken şunu söyledim. O kalitede bir oyuncu bir şutla, bir hareketle fark yaratabilir düşüncesiyle muhtemelen Erol Bulut 11'de şans senin vermiş. O oyuncun Pelkas gördün işte bir şutla nasıl fark yarattığını. Kendi mevkisinde oynayınca yaptı bunu. Sen şimdi forvet arkasına hadi koy bakalım Mesut Özil'i Pelkas böyle yanıp tutuşurken. Ya şu an tabii ki. Pelkas koyacak, yanıyor. Ne yapacak, oynatmayacak mı Mesut'u? Yine oynatacak. Ya işte o zaman gene sen sol açık oynasırsan Pelkas'ı bak o zaman şöyle olur. Devre arasında Galatasaray diyelim sezon başında almıştı Muhammed Mustafa'yı. Devre arasında da iş güzarlık etti. Eli ya boldu gitti Hulk'u aldı. Hulk'u forvete koyup Mustafa Muhammed'i sağ açığa koyar mısın? O zaman bilmiyorduk Mustafa Muhammed'in performansını. Hayır, koyar mısın? Yani. Şu anda o böyle oynayan hayır. Mustafa Muhammed'i sağ açığa koyar mısın? Hayır. O zaman kusura bakma forvet arkası Mesut Özil değil Pelkas. Tam %100 haklısın. Hah. Ben de sahanın liderinin Pelkas olduğunu düşünüyorum. Liderlik ama başka bir şey. Bundan sonra lider hocam olarak Mesut oynamayacak. 10 numara Pelkas yani sonuçta. Evet 10 numara Pelkas. Bravo. Hemfikiriz işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Mert Hakan niye oynadı? Sosa niye oynadı değil derdim. Mesut Özil niye oynadı ya? Karşında taş gibi Trabzonspor çıkacak. Zor gol yiyen bir takım. Ya Mesut Özil daha maçın ilk dakikasında topu aldı orta sahadan normal gidiyor. Karşısındaki de Mbakame. O Mesut Özil'in bak, suçu değil. Bunu daha önce de programlarda konuşmuştuk. Mbakame bak şöyle yani. Oldu. Mbakame ile Mesut Özil karşı karşıya geldi. Şöyle bir geçiş oldu. Top Mbakame ile devam etti. İstatistiği veriyorum. Mesut Özil geldiği günden bu yana 19 kez ikili mücadeleye girmiş. 15'ini kaybetmiş. Sadece bir hava topu almış. Fenerbahçe orta sahası bu istatistikleri kaldıramaz. Konuştuk burada. Bu şimdi, adam için erken dedik, hazır evet, değil dedik. Ben de dedim. Buyur sen sorunu sor. Şimdi şöyle...